Avrupa'nın küçük Londra'sı, Budapeşte'den herkese merhaba arkadaşlar. Rotalarımıza devam ediyoruz. Haydi Avrupa'ya gençlik otobüs firmasıyla birlikte rotalarımız çok güzel ilerliyor. Şu anda da en çok merak ettiğimiz ve sevdiğimiz şeylerden bir tanesi olan Budapeşte'ye geldik. Bulunduğum yerde 13. yüzyıldan kalan UNESCO Kültür Miras Listesi'nde bulunan Buda Kalesi. Zaten Budapeşte denince akla gelen en ikonik yerlerden bir tanesi. Burada birçok ikonik eser var arkadaşlar. Ben size hepsini tek tek anlatacağım. Bu giriş videosu olsun istedim. Buradan sonra da artık şu bölgeyi bitirdikten sonra Peşte kısmına gideceğiz. Burayı da şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ki Budapeşte iki isimden oluşuyor. Buda ve Peşte. Bulunduğumuz kısım eskiden Buda adı verilen şehirmiş. Nehrin diğer tarafı da Peşte kısmı. Ve sonraki dönemlerde bu iki şehir, hatta bir yer daha eklenerek bunlar Budapeşte'yi oluşturmuş. Bu kısa bilgilerden sonra artık gezimize başlıyoruz. Bundan sonraki durağımız da Balıkçı Tabyası olacak. Buradayım, geliyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz yer Balıkçı Tabyası. Burası Orta Çağ döneminde balıkçıların yoğun olarak yaşadığı, burada işlerini gördüğü bir kısımmış. 19. yüzyıldan önceki zamanlarda, tam olarak yılını hatırlamıyorum. Burası sonradan eklenmiş. Bakın biraz daha mimarisi farklı. Ama buranın asıl olayı görüp görebileceğiniz en güzel manzaraya sahip olan yerlerden bir tanesi. Parlamento binası, Aziz Stefan Bazilikası diye hatırlıyorum. Diğer kiliseler, meşhur Tuna Nehri, onun dışında arkadaki Matthias Kilisesi, hepsi bu civarda. Ben de biraz da şimdi arkandaki kısmı göstereyim. Bakın şöyle bir manzaraya bakıyorsunuz. Özellikle gün batımı zamanlarında burası eşsiz oluyor. Ve Instagram'da gördüğünüz birçok ikonik videoda buralarda çekiliyor arkadaşlar. Şimdi buradan sonra da Matthias Kilisesi'ne doğru devam ediyoruz. Kalenin bahçesinde bulunan bu arkadaş, Hristiyanlığın Macaristan topraklarına getirilmesini sağlayan ya da kabul eden ilk kral olan İstias'ın heykeli arkadaşlar. Hemen altındaki yuvarlak kısımlarda kendi hayatıyla ilgili tasvirler var. Bakın görüyorsunuz doğum anı, işte vaftiz edilme anı, şuyu buyu derken böyle önemli bir tasvir. Macaristan için çok önemli bir insan. Hemen Matthias Kilisesi'nin de karşısında bulunuyor. Sırada videonun başında bahsettiğim Matthias Kilisesi var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz dünyadaki en renkli kiliselerden bir tanesi, neogotik mimariyle yapılan Matthias Kilisesi, 1015 yılında Kral Aziz Stefan'ın isteğiyle yapılmış bir kilise arkadaşlar. Görüyorsunuz dış kaplaması çok ilginç. Yani birçok kilisede bunu göremezsiniz. Avrupa'da gezdiğiniz zaman bu kısmı çok göremiyorsunuz. Ama iç kısmı aynı şekilde güzel. Buranın önemi, Macaristan tarihinde taç giyen bütün kralların taç giyme törenlerinin burada yapılmış olması. Halen de günümüzde devlet başkanlığı ve özel resmi ziyaretlerinde dini törenlerin burada yine yapılmış olması bu kiliseyi öne çıkaran bir diğer özellik. Şu anda hemen Balıkçı Tabyası'nın yanında bulunuyor. 8 euroya yakın bir giriş ücreti var. Ben birkaç sene önce geldiğim zaman girmiştim, gezmiştim. Şu şartlarda 8 euroyu buraya verip gezmek istemedim. Dediğim gibi siz de gelirseniz burayı da gezmeyi ihmal etmeyin diyorum ve yolumuza devam ediyoruz. Şunu da anlatmadan geçmek istemiyorum arkadaşlar. Avrupa'nın birçok kentinde bu tarz bir sütunu görebiliyorsunuz. Bu vebaya karşı yapılan bir nevi şükür anıtları arkadaşlar. Prag merkezde de var, Viyana'da da var. Hemen Matthias Kilisesi'nin karşısında da var. Biliyorsunuz ki Orta Çağ'da veba nüfusun neredeyse 1/4'ünü götürmüştü dünyada. Çok ciddi bir hastalık, çok ciddi bir salgındı. O yüzden o dönem bu tarz işte dini sembollerle süslü anıtlar yapılarak bir nevi şükür adamaları yapıldı. Burayı da size yol üzerine göstermek istemiştim. Bakın ben size az önce sadece şu kısmı anlattım. Ama Buda Kalesi dediğimiz yer şu gördüğünüz bütün alanı kaplıyor. Burada galeriler, müzeler, başka kiliseler de var. Hemen ileride de zaten meşhur işte şu 3 numarada gördüğünüz Macar Nazmeti Galeriya, yani Macarların Ulusal Müzesi var arkadaşlar. Aynı zamanda çok güzel böyle küçük küçük çeşmeler, anıtlar da var. Evler çok şirin. Artık olduğu kadar göstermeye çalışacağım bu kısmı. Ve bu bölgedeki en önemli eserlerden bir tanesi olan Ulusal Galeri'ye geldik arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu yeşil kubbeli devasa yapı, Macaristan tarihine ışık tutan birçok eserin sergilendiği müze. Şu anda içeriye giriş yine 8-9 euro civarında. O yüzden hani biz yine burayı pas geçiyoruz. Çünkü 2015 yılında ben bu bölgeyi çok güzel gezmiştim. O zaman hepsine tek tek girmiştim. O zamanlar paramız gerçekten çok kıymetliydi. Ama bu bölgede çok güzel heykeller, çok güzel böyle havuzlar, saray gibi birçok eklentiler de var. Buraya da girip gezmenizi tavsiye ederim size. Ve bu bölgede görmeniz gereken son eser de Ulusal Müze arkadaşlar. Şimdi ben şurada çok güzel bir köşe var. Oraya gidip fotoğraflarımı çekip artık aşağı kısma doğru, peşte kısma doğru devam edeceğim. Yarım saat mesafedeki Szentendre kasabasına geldik. Burası hani bu geçen videomda anlattığım Stuttgart'ın yakınında küçük bir Estingen diye bir kasaba vardı yani daha renkli, daha tarihi. Burası da öyle bir yer. Budapeşte yaklaşık yarım saat mesafede çok şirin bir yere geldik. Birçok hediyelik eşyayı burada alabileceğiniz, güzel yemekler yiyebileceğiniz, Tuna Nehri boyunca yürüyebileceğiniz bir yer burası. Bakın böyle güzel bir renkli sokak da var. Yani çok güzel şemsiyeli sokaklar da var. Şimdi burada da böyle bir 2 saat gezeceğiz. Ondan sonra yine Budapeşte merkezine geri döneceğiz. Burayı şöyle bir anlatmak istedim. Gerçekten tam bir fotoğraflık sokak buldum. Oraya şimdi devam edeceğim. Şimdi bu minik kasabada neler yapabilirsiniz onu anlatayım arkadaşlar. Burada 3 tane müze var. Bir tanesi retro müzesi. Hemen otobüs park ettiğiniz yerin orada ya da arabalarınızı park edeceğiniz kısımda görünüyor zaten. İkincisi badem müzesi. Üçüncüsü de yine lavanta ve diğer ürünlerin sergilendiği bir başka müze. Burada şu anda bulunduğum yerde yine arkamda veba, bakın veba anıtı var yine. Birçok dediğim gibi kasabada bunu görebiliyorsunuz. Burası da artık meydanı. Bütün o renkli sokakların ve mekanların birbirine açıldığı, güzel mekanların olduğu yerdeyiz şu anda. Gerçekten şirin bir yer. Tabii ki ben hani İtalya ve Fransa'nın kasabayla kıyaslamıyorum ama yani Macaristan'da böyle bir yerin varlığını bilmek ve buraya da diğerlerine nazaran yeni bir yer görmek benim için de iyi oldu. Şu anda da burada takılacağız biraz. Böyle dondurmamızı yiyeceğiz. Burada dondurma yiyebilirsiniz. Buranın hediyelik eşyalarını alabilirsiniz. Bademlerini ve badem ezmesini alabilirsiniz. Burada yöresel ayakkabılar, yöresel kıyafetler de var. Biraz fiyatları pahalı maalesef Euro'dan dolayı. Ama dediğim gibi birçok ürünü de burada alıp yiyip içip keyfinize bakıp sonra merkeze geri dönebilirsiniz. Yani buraya yarım gün bile fazla öyle söyleyeyim. Ama kıyı kısmındaki restoranlarda yemek yiyip bir gulaş yiyip ya da bir dondurma. Bakın arkadaki Centro Mezan yer en ünlü dondurmacısı. Burada dondurmanızı yiyip de artık yarım günü burada doldurabilirsiniz. Şimdi biz de biraz daha gezdikten sonra dediğim gibi merkeze de geri döneceğiz. Şehrin en uzak kısmında bulunan Kahramanlar Meydanı'na geldik arkadaşlar. Burası Macaristan'ın 1000 yıllık geçmişine özgü, onun adına yaptırılan, ortasına devasa bir Gabriel Cebrail Aleyhisselam'ın heykelinin bulunduğu, sütununun bulunduğu bir alan. Hemen arkasında da 14 tane, 7 sağda 7 solda olmak üzere 14 tane Macarların en ünlü krallarının ve asilzadelerin heykelleri var. Burası gerçekten çok güzel ve muhteşem bir meydan, öyle söyleyeyim. Çok popüler. Herkes buraya geliyor. Buradan sonra da birazdan anlatacağım. Şehir Parkı'nın olduğu kısma gidiyor. Orada çok güzel bir şato var diyorum ve Şehir Parkı'na doğru devam ediyorum. Kahramanlar Meydanı'nın hemen ilerisinde muhteşem bir şehir parkı var arkadaşlar. Bu şehir parkının içinde de Orta Çağ'dan kalma Vajdahunyad Kalesi var, şatosu var. Hemen arkamda görüyorsunuz inanılmaz görkemli bir Orta Çağ mimarisiyle yapılmış yer. Karşısında güzel bir şapel var, bakın görüyorsunuz. Güzel böyle yine o özlediğimiz gotik mimarili şapellerden var. Hemen burada Romanesk mimariye geçiyoruz. Burada güzel böyle bir artık devlet binası var, bir kamu binası var, birkaç müze de var. Onun dışında bahçede birkaç tane böyle buranın ünlü, Macaristan'ın ünlü insanların güzel tasvirleri, heykelleri var. Yani bu park boyunca yürüyebilirsiniz, gezebilirsiniz. Ön tarafında da çok güzel bir göl var. Biz buraya en son kışın geldiğimiz zaman o gölde su yoktu ama şu an gördüğünüz görüntülerde gerçekten çok güzel görünüyor. Buradan sonra da artık bu kısmı bitireceksiniz. Kahramanlar Meydanı kısmını. Şehir merkezine geçiş yapabilirsiniz. Budapeşte'de yeme zamanı arkadaşlar. Biz şu anda Cookie Bacon'dayız. Burası şehrin yine böyle kahvaltısıyla, kurabiyeleriyle ünlü bir yer. Bacon yazılığına bakmayın. İçeride tabii ki domuz ürünleri de var ama biftekten de yapılan çok güzel kahvaltılıklar var. Sezar salata gibi farklı farklı ürünler de var. İşte biz de burada deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir lezzet bizi bekliyor. Bugün çok yorulduk ve acıktık. Şimdi iki tane yemek tercihimiz oldu. Birincisi mac cheese. Bunlar Amerikanların çok tükettiği böyle bol cheddar peynirli, içinde makarna. Bol makarnalı. Wow, çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. Yani ben zaten cheddar'a hastayım. Gerçekten çok güzel. Bir de burada McBoom. Böyle değişik triple. 3 katlı mı 2 katlı mı ne? Köftenin olduğu, dana etinin olduğu, böyle bol peynirin olduğu, yöresel bir peynirin olduğu çok güzel bir hamburger geldi. Ondan nasıl deneyeceğim bilmiyorum ama onu ben denemeyeyim. Size şöyle göstereyim. O zaman yemeğe başlayalım. Ha, bir de şunu göstermek istiyorum. Şöyle çok şirin jelibonlarla böyle süslemelerle de bir soğuk kahvem geldi. Bunu tadına bakacağım. Vallahi iyi geldi. O zaman başlayalım. Sırada şehrin en ikonik mabetlerinden, dini yapılarından biri olan Aziz Stefan Kilisesi var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu görkemli yapı Macaristan'ın ilk kralı Kral Stefan adına yaptırılmış, onun için yaptırılmış. 1906 yılında tamamlanmış ve 50 yılda bitirilmiş. Bir diğer özelliği de 3 farklı mimari tarafından bu kilisenin, tamamlanması. Neoklasik de var, Neo-Rönesans da var. Birçok farklı mimari dokunuşları aynı katedral üzerinde görmeniz mümkün. Şu anda 2022 itibariyle de içeriye giriş 3000 florin, yani aşağı yukarı 10 euro civarında. Ama içerisi gerçekten muhteşem. Ben tavsiye ederim, görmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan da artık Budapeşte bölgesindeki diğer mekanları gezmeye şimdi devam edeceğiz. Şimdi Budapeşte boşuna küçük Londra denmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehirdeki birçok kullanılan araç da ya da turistik öğe de Londra'yı andırıyor. Arkamda gördüğünüz ferris, yani buranın dönme dolabı. Son birkaç yıldır daha meşhur olmuş durumda. Tabii bir London Eye gibi yıllardır şehrin simgesi olmuş değil. Ama Erzedet parkında çok güzel bir şekilde böyle güzel bir ambiyans yaratmış ve sürekli yaz kış demeden gelen misafirleri ağırlıyor. Döndere döndere de size yukarıdan bir Budapeşte manzarası sunuyor. Buraya da gelirseniz yaklaşık 3-5 euro arasında, tam emin değilim, arkada fiyatlar yazıyor. 3-5 euro arasında bir fiyatla yarım saatlik bir tur atabiliyorsunuz. Buradan sonra da operaya doğru devam edeceğiz. Budapeşte'nin mimarisi o Rus komünizm dönemlerinden oldukça etkilenmiş arkadaşlar. Burada gezerken zaten size sabahtan beri anlatıyorum. Birçok eserin mimarisi anlattım. Neoklasiği anlattım, gotik mimariyi anlattım, daha modern yapıların mimarisini gösterdim. Burada biraz daha o Rus komünizm döneminin etkisi var. Burası Madach Ter parkı ve alanı. Arkamdaki yapının tam olarak işlerini bilmiyorum. Muhtemelen otel de olabilir, apartman da olabilir ama şehrin en kemerli ya da tünelli apartmanı. Buraya bile insanlar gelip, turistlerle gelip burada işte fotoğrafları çekiyorlar. Gerçekten çok ilginç bir mekan. Bu kadar büyük bir kemerli apartmanı ben ilk defa görüyorum Macaristan'da. Şimdi buradan sonra da biraz çevredeki diğer mekanlara doğru bakmaya devam edeceğiz. Sonra çok güzel bir sürpriz sizi bekleyecek videonun sonunda. Budapeşte sokaklarında arkadaşlar yürüyoruz. Ben buranın mimarisine zaten aşıktım. Tekrar aşık oldum. Ya şöyle bir tane bile saçma sapan yapılmış ev yok gerçekten. Ya böyle çok güzel süslemeler var. Ya kirişleri böyle güzel. Ya böyle alçıpanları böyle oynanmış, böyle heykeller, köşe binalar, çiçekler. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ya bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra paramparça olmuş şehirler. Ve sonradan çoğu tekrar düzeltildi. Bakın sıradan bir bina. Görüyorsunuz değil mi? 3 tane katta 3 tane şövalyenin heykeli yapılmış. Yani herhangi bir müze değil, bir şey değil. Şurada işte bir binanın çatısında herhangi bir şey. Artık mimari terimleri, hani ben iyiyim o konuda diye düşünüyorum ama bazı şeylere benim de bilgim yetmiyor. Gerçekten çok güzel her bir sokak. Bak şu anda hani keyfimize göre yürüyoruz sadece. Biraz sokakları gezmeye çalışıyoruz. Biz vakit bolluğu oldu bugün biraz, çok şükür. Şimdi işte artık Vaci Caddesi'ne doğru gidiyoruz. Vaci Caddesi'nden de kıyı boyunca parlamentoya ve meşhur ayakkabılara kadar yürüyeceğiz. Sonra da az önce bahsettiğim sürprize gelince çok güzel bir gece bot turu yapacağız. Dünyanın en iyi ışıklandırılmış şehrinde gecenin nasıl göründüğünü size göstermeye çalışacağım bu kamerayla, artık idare edin. Şimdi bakalım bizi nasıl sürprizler bekleyecek gece. Ve Budapeşte'nin en ünlü alışveriş ve yaşam merkezlerinden bir tanesi olan Vaci Caddesi'ne geldik arkadaşlar. Burası bir nevi istiklal gibi, küçük bir istiklal. Yine sağlı sollu barok mimarili onlarca bina sıralanıyor. Bakın görüyorsunuz upuzun bir cadde. Tam paralelimizde de o Tuna Nehri boyunca uzanan o muhteşem koridor var. Zaten biraz bu yolda yürüdükten sonra hemen sol tarafa doğru geçeceğiz. Su boyunca parlamento binasına kadar yürüyeceğiz arkadaşlar. İşte dediğim gibi burası yani birçok açıdan Avrupa'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Çok sakin, huzurlu, öyle aşırı bir göçmen nüfusu da yok. Zaten bu konuda Macaristan Avrupa'ya açılan kapı olduğu için Schengen bölgeleri açısından, o yüzden çok dikkatli oluyorlar. Daha önce zaten biliyorsunuz bu Suriyelilerden dolayı birçok kez onlarla ilgili haberler çıkmıştı. Maalesef biraz kötü haberler de vardı. Ama bazen de anlıyorsunuz aslında sebepleri. Şu dokunun bozulmaması için ellerinden geleni de yapıyorlar. Artık doğrusu yanlışı tartışılır. Dediğim gibi şimdi Vaci Caddesi boyunca yürüyoruz. Ondan sonra artık son mekanlarımıza doğru videonun sonuna geleceğiz. Arkamda bulunan tepe arkadaşlar Gellert Tepesi. Buraya adını Hristiyan protestocular tarafından nehre atılan, aşağı atılan Piskopos Gelert'in adı verilmiş arkadaşlar. Yukarıda bir özgürlük heykeli var, mağara kilisesi var, harika seyir noktaları var. Biz zaten bugün Buda Kalesi'ne çıktığımız için bu tarafa çıkmayı tercih etmemiştik ama birkaç gününüz varsa Budapeşte de oraya da çıkabilirsiniz. Manzara gerçekten muhteşem. Sonrasında arka taraftan yine Buda Kalesi'ne doğru devam edebilirsiniz. Şu andan itibaren artık size kıyı boyunca uzanan eserleri, mekanları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sırada şehrin bir diğer simgesi olan Zincir Köprüsü var. Chain Bridge de deniliyor. Maalesef yine gördüğünüz gibi 2-3 sene sürecek olan bir restorasyon altında. 1949 yılından beridir şehrin Buda ve Peşte tarafını birbirine bağlayan tek taş köprü olma özelliğini taşıyor. Burayı yapan William Clark kendine o kadar güveniyor ki eğer bu köprüde bir kusur bulunursa kendimi intihar ederim diyor. Bu köprüyü aşağı atarım diyor. Sonrasında rivayete göre bir kız çocuğu köprüde gezerken bu köprünün simgesi olan aslan heykellerinin neden dili olmadığını soruyor. Meğerse aslanlara dil konmaya unutulmuş. Yani o heykellerde dil yokmuş. Bunun üzerine de rivayete göre Clark kendini bu köprüden aşağı atarak intihar etmiş. Böyle de bir hikayesi var. Hemen iki tarafında girişlerde normalde devasa aslan heykelleri oluyor arkadaşlar. Şehrin en popüler fotoğraf noktalarından ve arkası zaten hemen sabah anlattığımız Ulusal Galeri ve saraya bakıyor. Bu taraf zaten hemen bazilikaya çıkıyor. Aziz Stefan Bazilikası'na çıkıyor ve diğer özelliği de her iki tarafında da muhteşem bir yürüyüş yolunun olması. Şimdi bizim de yaptığımız gibi buradan parlamentoya kadar yürümeye devam edeceğiz. Yolda yürürken biraz size Tuna Nehri'ni anlatalım arkadaşlar. Dünyanın en büyük taşıma yapılabilen nehirlerinden bir tanesi Tuna Nehri. Tam 8 ülkeyi arkadaşlar, 8 ülkeden geçiyor ve 5 tane de Avrupa başkentinden geçiyor. Bunlardan bir tanesi Budapeşte, Slovakya var. Civardaki birçok ülkeden de geçiyor arkadaşlar dediğimiz gibi. O yüzden çok önemli, inanılmaz geniş zaten ve su taşımacılığında kullanılıyor. Hem ticari amaçlı hem de turistik amaçlı insanlar seyahat ediyor. Hem de şehirde de burada da Karşıyaka'ya geçmek isteyen insanlar her iki tarafa da gidip gelebiliyorlar. Böyle bir önemi var. O yüzden Tuna, yani Danube diye bilinen Macarca'da Danube olarak da bilinen bu nehir çok önemli, tarihe de tanıklık olan nehirlerden bir tanesi ve gerçekten muhteşem bir nehir rotasından yolumuza devam ediyoruz şu anda. Sırada çok da hoş hikayesi olmayan bir yer var arkadaşlar. Bunlar Tuna kıyısında bulunan ayakkabılar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bu bir boyunca sıralanan ayakkabılar 2. Dünya Savaşı'nda soykırıma uğrayan Yahudiler anısına yaptıran bir heykeller. Can Togay tarafından tasarlanan, Pauer tarafından yapılan bu ayakkabılar 2005 yılından beridir bu Tuna kıyısında sergileniyor. O dönem Nazilerin ayakkabılarını çıkardıktan sonra öldürdüğü ya da soykırıma maruz bıraktığı Yahudileri bir nevi anma amacıyla bu heykellerin bir amacı var arkadaşlar. Gerçekten üzücü bir hikayesi var. Auschwitz videomda da bunu anlatmıştım. Binlerce ayakkabı vardı orada. Önce ayakkabılarını çıkartırlardı. Sonra hepsini artık gaz odalarına ya da çalışma kamplarına gönderirlerdi. Burası 2006 yılında aynı zamanda dünyanın en önemli, en anlamlı halk hareketi heykelleri gibi bir anlamlı bir şey seçilmişti. Ödül almıştı bu heykellerde. Dileriz bir daha bu heykellere gerek kalmaz ama burada geldiği zaman buranın böyle bir hikayesi olduğunu bilmeliyiz. Ve şehrin en önemli mekanını size tekne turunda anlatmak istedim arkadaşlar. Arkamda göründüğünüz bu dünyanın en ünlü parlamento binası 1904 yılında yapıldı. 116 senedir Tuna Nehri boyunca dimdik ayakta olan bu köprüde 40 kilo altın, 240 tane de heykel kullanıldı. İçinde ve yukarısında fil dişiden altın süslemelere kadar var. Şu anda ekip de sanırım parlamento binasına etkilendikleri için kutluyorlar. Ama içinde 641 tane de oda var arkadaşlar. Devasa bir parlamento binasından bahsediyorum. Şu anda bu görüntü ben konuşurken arkamda görüyorsunuz ama birazdan da gece görüntüsünü göreceksiniz. Ben şu kadarını söyleyeyim. Budapeşte'ye gelme sebebim de ilk geldiğim zaman şu anda da tekne turu vasıtasıyla gördüm. Çok mutluyum. Bu güzel tekne turu eşliğinde artık Budapeşte'ye veda ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki şehrimiz de Viyana olacak. O zaman ne diyoruz? Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.